gerçek olaylara dayanmaktadır. Pekala. Oraya doğru geliyorum. Burası çok karanlık. Burası çok ürkütücü bir yer. Yerde kan izleri var. Bir hayvan izi göremiyorum. Sadece bazı ayak izleri. Lütfen, lütfen. Lütfen yardım et. Yol eski bir eve çıkıyor. Yolu izliyorum. Bakalım nereye gidecek. Aman tanrım. Burada daha çok kan var. Evet, burada kesinlikle daha çok kan var. Evet, burası tam bir mevzu daha gibi. Dur, bir şey görüyorum. Onları görüyorum, oradalar. Sıkı dur, onlara doğru koşuyorum. Onu mu koymak istiyorsun? Evet. Kahve şimdi yaptım. Evet. Gece hiç uyuyamadım. Sen uyudun mu? Margie Stegman'ın 3. aramasından sonra telefonun fişini çekmemi söyledi. Çekmelisin. 1. sorguda ağzından tek kelime alamadığınızı söylüyorlar. Çocukların korkudan ödü kopmuş. Konuşamıyorlar. Kan izlerini açıklayabiliyor musun? Hayır. Kontrol ettirmek için hastaneye naklini bekliyorum. Yani elimizde ne olduğunu bilmiyoruz. Kamera biraz yağmurun ölü bir ağacı akıntıya doğru itmesinin ardından dere kıyısına vurmuş. Biri onu ezilmiş halde bulmuş. Ve çalıştırmışlar. Teknisyenler hepsini video kasete aktarmayı başardı. Burada haddimi aşmak istemem Stegman. Ama sanırım sabahın 3'ünde arandık. Çünkü bu meclis üyesinin çocuğu değil mi? Yani bu bir kayıp kişi vakası değil. 24 saat olmadı. 26. Yani teknik olarak öyle. Üniversiteli çocuklar o tepelerde macera aramıyor mu sence? Meclis üyesi 24 saat önce kayıp olduklarını bildirdi. Belediye başkanı bizi istiyor. Elimizde onlardan biri var. Fena halde dövülmüş ama konuşmuyor. Yeterince adil. Gerçekten mi? Evet, kalkmışız gibi. Evet evet, bu canlı. Bu canlı hanımlar. Hadi yüzünü göreyim. Bir şey söyle kim? Bir şey söyle hadi. Kimsin sen? Nerelisin? Hangi rüzgar seni ıssızlığın ortasındaki Timbuktu dağlarına getirdi? Sinyal alabilen var mı? Bende hiçbir şey yok. Pekala. Ve Amanda. Hola. Hola mı? Bildiğin tek kelime bu değil mi? Hayır. Evet öyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Kayıtların buradaki tek erkek olduğumu göstermesine izin verebilir miyiz? Evet, kaydın tatilimi böyle geçirdiğimi göstermesini istiyorum. Ben Amanda Dawson ve kim... Soyadın neydi? Önemli mi? Ve kim önemli mi? Sadece üçümüz. Burada böyle başlıyoruz. Kimliğin var mı? Tabii ki var. Bu iş bende, güvenin bana. Ayrıca motor çalışsın. Hemen dönerim. Birazdan dönüyorum. Merhaba. Ne dinliyorsun? Caz. Nasıl yardım edebilirim? Caz şarkılarına bayılırım. Bir şişe Jamaika içkisi lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kimlik lütfen. Senin gibi cazcılar hiçbir ritmi kaçırmaz. Daha azını beklemezdim zaten. Evet. Evet. Hey, yürü. Hey! Hey! Hadi yürü. Ne? Hey! Sür, sür. Aman tanrım. Hadi hadi çabuk. Ne yaptın? Sür sür çabuk çabuk. Jace, iyi misin? Hadi Amanda sür. Aman tanrım. Lanet olsun. Bas gaza. Ne? Bas gaza hadi. Hayır. Ne yapıyorsun?
Öylece gidemezsin ama Ender, geri dön. Ben iyiyim. Sürmeye devam et. Geri dönmeliyiz. Aman Tanrım. Sakin geri dönmek ol. Zorundayız. Sadece çamurluk biraz yamuldu, o kadar. Sorun değil, tamam mı? Ama en azından plakasını alabilirdik Jay. Sorun değil, güven bana. Zaten iki güne kadar buradan gideceğiz. Bu kesinlikle bir vurkaç oldu. Ne? Hayır. Hayır, hayır. Evet, öyleydi. Haberlere çıkacağız ve tutuklanacağız. Kes şunu. Olamaz. Ne? Neydi o? Görüntüyü dondur. Kimse bulamaz. Tanrım. O kız Katie Levenger'dı. Arabadaki? Evet. Bu bir kuruntu değil mi? O kız kaybolduğundan beri bu yüzüğü inceliyorum. Dediğim gibi bu kız o. Katie Levenger'la ilgili başka ne biliyoruz? Bir avcıya bakıyorum. Tully'nin yanından geçiyor. Morland'la ben Coulson ilçesinde onun karavanını aradık. Birkaç silah vardı. Başka bir şey yok. Birkaç tanıkla konuştuk. Okulundaki bekçi ve rahip kaybolduğu gün onu St. Mary'e yerleştirmiş. Bak. Avcı bu mu? Evet. Birkaç sabıkası var. Önemsiz şeyler. Yine de kötü bir tohumdu. Beyler. Aman Tanrım. Olamaz. Devam et. Olamaz. Bu kesinlikle bir vurkaç. Ne? Hayır. Hayır, hayır. Evet, şimdi haberlere çıkacağız ve tutuklanacağız. Kes! Kim? Çok abartıyorsun. Bu herifler bizi burada bulamayacak. Güven bana. Gerçekten. Peki o dükkandan neden öyle koşarak çıktın ki? O şişeyi oradan çaldın değil mi? Sahte kimliğimi evde unutmuşum. Dükkana girince fark ettim. Yani onu çaldın mı? Gerçekten mi Jayce? Sorun değil. Tamam mı? Tanrım, neden seni dinledim ki? Hadi ama. Köprünün altındaki su. Bu gece eğleneceğiz. Biraz hızlansan iyi olacak. Bana kızma. Çok iyiydin. İyi bir kaçış oldu. Kes şunu. Pekala. Şişe nerede? Buraya getirdiğimi biliyorum. Sanırım biraz içebiliriz. Belki bana o kadar kızmazsınız. Hadi ama, özür diledim değil mi? Umurumda değil. Muhtemelen Amanda'nın sicilinde vurkaç olayı olacak. Bu da hapis cezası anlamına gelecek. Ama ben sadece çaresiz bir yolcuyum memur bey. Pekala, lütfen şunu keser misin artık? Onu korkutuyorsun. Çok küçük bir ceza alabilir. Tabii yakalanırsa o da. Onu yakalayamazlar. Özür dilerim. Bakın, gerçekten üzgünüm. Gerçekten. Beni neden çekiyorsun? Daha fazla suçlanmamı mı istiyorsun? Hayır. Hayatının en güzel hafta sonunu belgeliyorum. Bunu isteyeceksin, emin ol. Güven bana. Beni affedebilir misin sevgili Bakire? Lütfen affet. Senden af diliyorum. Çünkü günah işledim. Ben... Tamam, ben... hadi kalk. Kalk hadi, hadi. Ciddiyim. Sen kötü bir etkisin. Biliyor musun? Senin gibi bir kızın bana edebileceği en iyi iltifat. Aradığın şey bu muydu, pislik ha? Evet. Oydu. Vay canına. Çok iyi, çok iyi. Pekala kim? Hadi kalk. Hadi, neredesin? Bak, bütün hafta sonu sinirleneceksen onu hemen sisteminden çıkar ve bizimle bir şeyler iç. İşte bu durumdayız. Bunu değiştiremem. Her neyse. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Aman Tanrım. Güzel. Onu nereden buldun Amanda? Harika. Biz beraberiz. Yavaş ol. Sarmış gibi görüyorsun. Pekala, bak. Şuna basınca bütün gölgeleri telafi ediyor. İşte şu küçük ekrana bak. Ne kadar ilginç. Büyülendiğini söyleyebilirim Kim. Öbürü nerede? Gerçekten onu çektiğini düşünüyor musun? Önemli mi? Onun için değil. Aslında hoşuna gidiyor fakat... Vay canına. Bekle, ne? Sana asla dokunmaz, bunu biliyorsun değil mi? Yani daha genç erkeklerden hoşlanmıyor, çekici olanlar bile. Sen değil. Şu. Bak. Sen şu mükemmel prenses olayını mı kastediyorsun? O gerçek değil. Fakat yine de anladıysan işe yarar değil mi? Ben olsam yapardı.
Hangi tuşa basmayı düşünüyordun? Kamerada. Tahminimden daha güçlü. Pekala. Bir saniye saralım. Onu yaptığını mı söyledin? Pekala, sakin ol kaplan. Sadece söylüyorum. Kendini olaya bu kadar kaptırma. İşi bitince seni tükürüp atacak. Sadece biraz komik hepsi bu. İkiniz ne zamandan beri arkadaşsınız? Sonsuz diyebilirim. Aranızdaki bağ çok güçlü olmalı. Asla kırılmaz. Pekala, Guzur, Wills, Donnie. Bu hafta sonunun her saniyesini belgelemek üzereyim. Ve sadece bunu beceremeyeceğimi sanan birkaç salak için değil, gerçekten sadece bir rüya görmüş herhangi bir adam için. Bu hafta sonunun her saniyesi, tüm hayatınızın kalan her saniyesinden daha iyi olacak. Söz veriyorum. Bundan eminim. Ne yapıyorsun? İşte buradayız. Dişiyi doğal ortamında bulmaya çalışıyoruz. Evet, işin püf noktası çok yavaşça yaklaşmak. Bu dişiler çok kolay korkar. Fakat doğru yapılırsa her saniyesine değer. Aman tanrım Jace, ne yapıyorsun dışarı çık hadi sapı. Orada olduğunu bilmiyordum, özür dilerim. Onu sil hemen. Tabii, hemen sileceğim. Söz. Ama o pembe dantele bayıldım. Hey, kapat onu. Ne kadar çektiğimi görmek istiyorum. Kasabaya ne kadar yakınız? Bayağı uzaktayız. Bu ev bir yıldır annemlerin. Çok huzurlu diyorlar. Ama biraz ürkütücü değil mi? Burada ne yapıyorsunuz? Ne? Orada insanlar var. Şu ışığı görüyor musunuz? Bir ateş gibi. Ben de bakayım. Bu biraz ürkütücü. Ben de bakmak istiyorum. Bu kamyon mu? Ne? Aman tanrım, işte o. Tek farı olan kamyon. Bir adam ve küçük bir kız. Bu imkansız. Kesinlikle o işte. Küçük kızı gördüm. Ama orada hiç kimsenin yaşamadığını söylemiştin. Orası ne kadar uzaktır? 800 metre falan herhalde. Bu biraz acayip değil mi Chase? Issızlığın ortasında gibi. Oraya nasıl çıktılar? Hiçbir fikrim yok. Evde bir alarm var mı? Ya evin ışıklarını görüp buraya gelmeye kalkarlarsa? Bu ses içeriden mi geldi yoksa? Evet, bu biraz garip oldu Chase. Neydi o? Bilmiyorum. O kesinlikle evin içinden geldi. Polise haber vermek ister misiniz? Hayır, sakin ol. Bir ses işte. Evet, kim? Polisi arama. Ormanda bir sürü gürültü olur. Muhtemelen rakundur. Evinde rakunlar mı yaşıyor? Pekala, öncelikle bu ev benim değil. Annemlerin dağ evi. Ve sesin nereden geldiğini bilmiyoruz. Chase, kulağım gerçekten çok iyidir. O ses aşağıdan geldi. Nereye gidiyorsun? Yanıldığını kanıtlamaya, süpersonik kulak. Tek başına mı? Gelmek ister misin? Hayır, burada... Burada beklesek daha iyi olur. Jace, dur. Hadi geri dön. Şimdi beni istiyorsun. Pekala. Merhaba. Pekala. Lanet olsun. Merhaba.
Tanrım. Nerede? Bilmiyorum. Aşağıda bir yerde. Bekle. Jace. Aman Tanrım. Nasıl korkuttum ama. Aman Tanrım. Gerçekten neydi o böyle? Hiç güzel değil. Aslında hemen gidebiliriz. Büyütülecek bir şey değil. Sence burada güvende miyiz? Henüz çok geç değil. Evet doğru. Evet. Evet bence buradan gidebiliriz de benim. Şu şişeyi verir misin? Oraya gideceğim. Sen neden bahsediyorsun? Bu şişeyi çaldım. Sana sürmeni söyledim. Suçlu hissediyorum ve ona üzgün olduğumu söyleyeceğim. Özür dileyeceğim. Ama aptalsın. Jace, bu çok güzel bir düşünce ama hayır, böyle bir şey olmayacak. Belki çocuğuyla kamp yapan iyi bir adamdır. Yani ona çok aptal ve sorumsuz üniversiteli çocuklar olduğumuzu söyleyeceğim ve sigorta bilgilerimi vereceğim. Arabayı sen sürmüyordun ki. Fark etmez, ciddiye alacaktır. Arabası zarar gördü. Jace, oraya gitmiyorsun tamam mı? Gitme sakın. Bilmiyorum, bir film falan izle. Heyecanlandım. Ben gidiyorum. Gelen var mı? Tek başına git. Bak, yarın sabah polisi arayacağım ve teslim olacağım. Ben hallederim. Hayır, hiçbir şey yapma, burada kalıyorsun. Ama sen benim kız arkadaşım değilsin. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin yani. Ama bunu resmileştirebiliriz. Kız arkadaşın sana ne yapacağını söyleyebilir mi? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Pekala. Dışarısı tahminimden daha soğukmuş. Ama ben aptal değilim. Sıcak tutacak bir şeyler getirdim. Anne baba sağ olun. Çok karanlık. Pekala. Su nerede? Su yok mu? Tanrım, burası 20 derece daha soğuk gibi. Yukarıda iki çekici ve sarhoş kız var. Ve ben aşağı doğru gidiyorum. Evet, bu biraz aptalca. Kimse var mı? Tanrım, şaka olmalı bu. Tanrım! Yavru köpeği korkuttuk. Ne yapıyorsunuz? Bunu hak etti. Bu hiç komik değildi. Hele burada. Ay, lütfen. Pekala, güzel anladım. Sizden nefret ediyorum, tamam mı? Oo, küçük köpecik altını mı ıslatmış? Bir bakayım. Şansınız var, size saldırmadım. Ayı falan sandım. Köpekler ayılara saldırır mı? Bunu bilmiyordum. Hiç sanmıyorum. Gerçekten. Buraya beni taciz etmeye mi geldiniz yoksa başka bir şey mi var? Hayır, çok korkunç. Ev çok ürkütücü. Ayrıca bu çok eğlenceli görünüyor. Neler oluyor? Ve azıcık sarhoşuz. Sonra ne olursa olsun dedik ve buraya seni o vahşi dağ adamından kurtarmaya geldik. Pekala, güzel. Hadi gidelim. Eve yaklaşınca gürültü yapmayın. Burası biraz karanlık. Tamam. Onu kullanabiliyor musun? Evet. Aptal değilim. İki elle. Şuraya tut. Şu şeyin altından geçmeliyiz işte. Neden burada bir çit var? İnsanlar içeri girmesin diye. İçeride ne var? Şu anda bu konuya girmesek iyi olacak. Kafanı takma. Buraya kimse gelmez ama çitin öbür tarafına geçmemelisin. Neden peki? Bir şeyden değil. Neden o tarafa geçmemizi istemiyorlar? Bu kırsal bölgedeki insanlar biraz eğitimsiz ve bazı batıl inançları var. Ne konuda? Hadi hiçbir şey. Takma kafanı Kim, gel. Çelik pazularım gevşemeye başladı. Oh,
saatlerdir yürüyoruz. Daha 10 dakika oldu. Şu tepeyi aşınca ne kadar yaklaştığımızı göreceğiz. Buraya daha önce geldin mi? Hayır, çiti hiç geçmedim. Özellikle de gece. İçim rahatladı. Yani orada vahşi hayvan falan yok diyorsun. Öyle mi? Hayır, yıllar önce burayı koruma altına aldılar. Bölgedeki kurtlarla çakalları temizlemişler. Gerçekten mi? Hayır, ama çok şirinsin. Yani burada hala vahşi hayvanlar olduğunu mu söylüyorsun sen? Tabii ki var. Ama sessiz olursak daha iyi olur. Dikkatleri üzerimize çekmediğimiz sürece bir şeyin saldırısına uğramayız. Endişe etmeyin. Yılanlara da dikkat edin. Bu bir şakaydı, değil mi? Öyle mi? Hadi. Kız arkadaşının yalnız yürümesine izin mi vereceksin? Bana kötü haberler olduğunu söyledi. Seni duydum. Biliyorum, oyun yapıyorum. Sanırım ayılmaya başlıyorum. Bence burada olmamız büyük bir aptallık çocuklar. Sorun yok. Evden 800 metre falan uzaktayız. Daha önce 1 kilometre demiştin. Tahmin ediyordum. Giderek yaklaşıyoruz bence. Ayıları uyandıracaksın. Kes şunu. Çocuklar, lütfen. Bakabilir miyim? Daha şimdi baktın. Evet, biliyorum. İyi hissetmemi sağlıyor. Gece saat 2'de ormanda yürüyeceğimizde bir film izlediğimi düşünüyorum ben de. Al. Sen mi yaptın? Hayır. Bana bakma. Lanet olsun. Bu bir kamera. Ne? İzinsiz girenler için konmuş olabilir. Nereye girenler için? Doğa koruma alanı burası. Muhtemelen izinsiz girenleri tespit etmek için konmuş bir kamera. Ha, harika. Tutuklanmam için bir neden daha işte. Burası neden koruma alanı olmuş? Sanırım bir tür tarihi bölge olmalı. Kimden kuruluyor? 200 yıl önce burada yerliler yaşardı. Bir tür mezarlık olabilir yani. Bilmiyorum. Buranın halkı biraz garip. Ne, dev bir mezarlık mı diyorsun? Evet, öyle denebilir. Yani bizi gecenin bir yarısında bir Kızılderili mezarlığına mı getirdin sen? Hayır, öyle yapmadım. Buraya tek başıma geldim. Ve bir mezarlığa benzemiyor. Bir tür gömü alanı. Bu yüzden koruma alanı yapılmış olabilir. Endişelenme, çoktan ölmüşler. İnsanı rahatlatmayı iyi biliyorsun, değil mi? Ayrıca yolu yarıladık bile. Kamp alanına iyice yaklaştık. Kötü ruhların saldırısına da uğramadık, değil mi? Şakaydı. Sakin olun lütfen. Pekala, dinle. Koruma alanında kamp yapmadıklarını nereden biliyorsun? Dedim ya, yerel halk bu konuda biraz garip. O adamın küçük kızını buraya getirdiğini sanmıyorum. Pekala. Bakın. Bu adamla konuşup geceden kalanları kurtarıp kurtaramayacağımıza bakalım. Tamam mı? Senden saklamışım gibi bakma lütfen. Hiç düşünmedim bile. Ve buranın mezarlık olması kimin umurunda? Senin için bir anlamı var mı? Hadi şu işi bitirelim, gel. Amanda. Sanırım ses bu taraftan geldi. Dur, bakalım. Tekrar duyacak mıyız? Bunu duydum. Chase. Bilmiyorum. Sence geyik filan gibi bir hayvan olabilir mi? Bana bir hayvan sesi gibi gelmedi. Belki de kamp alanına yaklaşmışızdır. Sizce bir insan sesi olabilir mi? Bilmiyorum. Pekala, korkmaya başlıyorum. Geri dönelim mi? Bekleyin. Şu tepenin öbür tarafına geçelim. Belki kim haklı, tepenin öbür tarafında olabilir. Öyle bir ses değil diyordun. Bir dakika daha bekleyelim.
Keşke şu an nerede olduğumuzu bize söylemeseydin. Bu kafanı karıştırmasın, hadi. Şu alanı geçtikten sonra orayı görebiliriz. Umarım haklısındır. Ben her zaman haklıyım. Amanda, bize merhaba der misin? Güzel, kim? Gelecek kuşaklar için bir şey var mı? Tuvaletimi yapmalıyım. Harika. Ne yapıyorlar? Bilmiyorum, sadece o adam var. Küçük kız nerede? Bilmiyorum. Belki geri dönüp onunla sabah konuşabiliriz. Sabah bu kadar ürkütücü olmasa eminim hala burada olurlar. Evden ne kadar uzaktayız biliyor musun? Neredeyse vardık bile. Bunu halledinceye kadar rahat edemezsin, hadi. Hayır, hiç sanmıyorum. Pekala. Dikkat et. Tek yapmamız gereken şu tepeden aşağı inmek. Vadinin karşısına geçmek ve tepenin üstüne çıkınca geldik sayılır. En fazla 10 dakika. Mezarlıktan geçerken dikkat edin. Sen tam bir pisliksin. Hadi ama. Tamam. Aa, bu adamlar bu konuda ciddi ha? Bu yüzden öbür tarafa park etmiş olamaz mı? Buradan geçmesi gerekmiyor. Olabilir. Ya bizi takip etmişse? Çünkü ona çarptım. Ya bizimle yüzleşmek için gelmişse? Biraz fazla abartıyorsun Amanda. Hadi ben konuşurum. Bunu halledebilirim. Güven bana. Bu o mu? Evet. Öyle. Chase, ne yapıyorsun? Pekala. Bu çok acayip. Belli ki bizi görmek istemiyor. Bizim kim olduğumuzu bilmiyor bile. Bizi tanıdığına kesinlikle eminim. Yani 4 dakika içinde toplanıp gittiler mi diyorsun? Şimdi gerçekten korkuyorum. Gidelim mi? Ne olmuş? Bizi görmüşse bunda ne var? Aa, ne? Amanda. Ne? Aman tanrım, bu saç mı? Evet. Aa, şuna bir bakayım. Tanrım. Jess, bu o küçük kızın. Sence bu o kızın saçı mıdır? Ne oldu? Kim? Kim? Nedir bu? Bunu getirmemeliydin. Gerçekten. Bu çok anlamsız. Neden onu buraya getirdin ki? Onu orada bırakamazdım Jace. O bir kanıt. Neyin kanıtı? Hiçbir şey görmedik. O saç, kanlı elbise... Burada ne yaptığını düşünüyorsun? Burada ne yaptığın umurumda bile değil. O şeyleri burada bırakmalıydık. Sence evine mi gitti? Geleceğimizi biliyordu ve gizlendi. Şimdi o lanet kanlı elbise sende. Onu geri almak isteyecek. Geleceğimizi bilse buradan giderdi. Aa, sence biz gelmeden önce gece yarısı aniden gitmeye mi karar verdi yani? Böyle mi oldu? Belki onu bizim bulmamızı istemiştir. Lütfen diğer şeyleri getirmediğini söyle. Evet. Elbiseyi aldın mı? Ve saçı hepsini da mı aldın? Hepsini getirdim. Ne yapmak istiyorsun Jace? Bu kan içinde. Peki onu ne yapacaksın? Polisi ara. Onlara ne bulduğumuzu söyle. Ah. Bu başımıza iş açabilir. Bunun bizimle ilgisi yok. Buraya gelmemiz için ısrar edinceye kadar bizimle ilgisi yoktu. Teşekkür ederim. Amanda. Sinyal olmayan bir yerde polisi nasıl arayacağız biz? Yarın sabah gideriz. Bizi gördüğünü hissediyorum. Belki bizi gözlüyordu. Bunu orada bırakmalıyız. Hayır. Amanda. Hayır. Ne yapacaksın Jace? Onu elimden alacak mısın? Bu küçük bir kızın kanı. Bunu arkamda bırakamam. Bundan sonra ne olursa olsun.
Güzel. O zaman yürümeye devam edelim. Ver şunu. Şuraya ışık tutar mısın lütfen? Çok karanlık. Bu kötü Amanda. Bu gerçekten kötü. Umarım bunu biliyorsun. Bilmiyorum. Kızı gördüler. Oraya rastgele park etmiş olma ihtimali ne? Peki neden Tuli eve gitmedi? Niye 1,5 kilometre uzağa park etti? Belki cesedi gömmek için mükemmel bir yer olduğunu düşündü. Hey dur. Bunu daha iyi anlamak için biraz ileri saralım. Hala o iki çocuğu izliyoruz. Bunu çocuğun ilk sorgulamasında bulduk. Sanırım Levenger'ın çocuğunu cesedini koruma alanında bulacağız. Bunun hepsini izlemeliyiz. Biraz daha kahve yapacağım. Dinle. Kate'in rahibi avcı Tully'yi görmüş mü? Evet. Peder Gallagher onu bir süredir görmediğini söyledi. Ama kaçırıldığı gün onu okulla ilgili konuşurken görmüş. Ona işi bakmış mı? Yani ona güveniyor musun? Evet. Tabii kesinlikle. Uzun zamandır kasabada. Çok kişiyi tanıyor. Daha geçen hafta küçük bir kızı vaftiz etti. Çocuklarım Samaria'ya gidiyor. Peder sert bir adam. Ya bekçi? O da emin olduğunu söyledi. Şunu izleyelim. Gerçekten göremiyorum. Sorun ne? Bilmiyorum. Sadece ses var. Daha önce bu yoldan gelmedik. Şununla oynamayı bırak da buraya ışık tut hadi. Göremiyorum. İyi durumdayız. Nehir yatağını izlersek kaybolmamızı engeller. Peki ya kameranın ışığı sönerse? Aşağı inmeden önce yeni pil koydum. Acaba bütün bunların göründüğü gibi olmaması ihtimali var mıdır? Belki elbisesinin üzerinde akşam yemeğinden kalan ketçap vardır. Ve üstünü değiştirirken başındaki fiyonk düşmüş olabilir. Ve daha sonra da... Ketçap mı? Gerçekten mi? Ne yapıyorsun sen hadi? Nedir o? Jace, çok garip davranıyorsun. Ne yapıyorsun? Şuna bakın. Sulama sistemi. Hadi ama. Bekleyemedin mi? Gerçekten mi? Siz devam edin, ben işimi bitireyim. Bütün gece içtim. Tamam, çabuk ol lütfen. Bitti mi? Şunu gördün mü? Neyi? Jace, hadi ama. Gerçekten görmediniz mi? Jace, ödeştik. Tamam mı? Kes şunu. Oyalanmanın sırası değil, hadi. Oyalanmıyorum ben. Jace, hadi. Hadi gidelim artık. Orada ne olabilir ki? Sıkı durun. Artık sinir bozucu olmaya başladın. Tanrım. Neydi o? Amanda bekle. Jace hadi. Dur. Birini gördüm. Ne? Sanırım orada birini gördüm. Jace komik olmaya çalışıyor. Jace seni burada Amanda, bırakacağız. Amanda orada biri duruyordu. Kolunu gördüm ve elini uzattı. Ve tam önünde biri duruyordu. Oh Tanrım, tam şurada duruyordu. Kes şunu tamam mı? Bırak şakayı. Aman Tanrım. Amanda. Biri bizi buraya kadar izlemiş. Biri bizi gözlüyor. Bu o adam. Kes gitmeliyiz. Şunu. Kes beni korkutuyorsun. Onu burada bırakamayız. Hayır Amanda. Orada ayakta duran biri vardı. Yemin yani ederim. Yani uzatıp onu yakaladı mı diyorsun? Evet. Hadi gidelim. Ses çıkarmadı mı en azından? Bağıramaz mıydı? Birazdan ortaya çıkar. Jace hadi gel buraya. Jace lütfen. Hayır çıkmayacak hemen Amanda. Hemen eve dönmeliyiz. Gidelim artık. Jace. Amanda sus. Jace. Lütfen Tanrım eve dönmemiz gerek. Hadi gidelim. Jace. Lütfen sana sesleniyorum. Amanda, yalnız olduğumuzu sanmıyorum.
eve geri dönebiliriz. Yardım bulabiliriz. Sonra buraya gelip onu arayabiliriz. Amanda lütfen. Belki lütfen. Gece görüşü açabiliriz ve onu görebiliriz. Pekala ama acele et. Nasıl yapılır bilmiyorum. Sen biliyor musun? Tanrım bulamıyorum. Yapabilir misin? Evet tamam. Tanrım yürü, yürü. Koş. Hadi. Yürü. Hadi sakın durma. Koş. Hadi. Aman koş tanrım, koş diye devam etmeliyiz. Aman tanrım. Aman tanrım hayır hayır. Gel buraya gel buraya. Olamaz. Aman tanrım. Aman. Gel gel. Hayır hayır. Hayır. Başka bir şey gördün mü? Sanırım sebebi bu. Sence bununla dikkatleri üzerimize mi çekiyoruz? Başka ne yapabiliriz ki? Oradaki her neyse şu an bize bakıyor. Ah, Tanrım orada onlardan kaç tane vardı? Bilmiyorum, 10 tane olabilir. Belki de daha fazla, kesinlikle dönmeliyiz. Tamam, tamam yürümeye mı? Devam edelim. Her yerdeler. Her şunun yerdeler. Gece görüş tuşuna. Hayır hadi. Hayır. Tuşa hayır. Bas hadi. Hayır hayır. Hadi. 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 Olamaz daha da çoğaldılar. Kaçmalıyız. Hayır, kaçamayız. Her yeri sarmışlar. Hadi. Hadi. Gidin buradan. Bizi rahat bırakın. Gidin. Defolun. Bizi rahat bırakın. Defolun buradan. Hadi. Hadi. İşe yarıyor. Evet. İşe yarıyor. Defolun. Evet. Dakikadır hiçbir şey duymadım. Sanırım gittiler. Evet ya da etrafımızı sarmaya başlıyorlar. Haklı olabilirsin. Hadi gidelim. Kim yavaşla. Kendini yıpratıyorsun. Sen de biraz acele et. Çünkü burada daha fazla kalmak istemiyorum. Bu lanet ormanda ölmek için çok genç ve çok güzelim. Ah! Kim? Ah! Kim? 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 Ah, kim? Kim? Aman tanrım, kim? Ah, kim? Gel hadi, gel hadi. Ah, kim hadi gel. Aman tanrım. Hadi. Aman tanrım. Gel. Aman tanrım. Kim? Tamam. Uyarlı. Tamam. Aman tanrım. Burasıyla, burasıyla ilgili gerçekten bir terslik var. Hadi gidelim. 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 Hadi. Buraya biraz ışık tutabilir misin? Şunun suyunu sıkacağım da.
Biliyor musun, şu an bir plajda olabilirdik. Orası insanların gittiği yer. İnsanlar mutlu yerlere giderler Amanda. Burası mutlu bir yer değil. Evet, bunu biliyorum. Adam Wood, senin beni geçen yıl gittiğimiz otele götürmeye çalıştığını biliyor muydun sen? Peki neden gitmedin? Çünkü ormana gitmek daha eğlenceli olabilir diye düşündüm. Neden buradayız biz? Ne? Jace tek başına dışarıdayken evde beklemek istemedin. Hayır, hayır, yani burada. Bu ormanda. Jace'in seni üzmesi için daha fazla mı zaman gerekiyordu? Ne? Hayır, üzgünüm Kim. Onu sen mi istiyorsun? Çünkü bunu istediğin belli oluyor. İsteseydim onu elde ederdim, inan bana. Pekala, demek bunu yapabileceğimi düşündün ha, öyle mi? Şu an bunu yapmıyorum. Hayır, hayır, lütfen hayır. Onu iyi tanımıyorsun bile. Şu anda bir yerde gizlenip bizi gözleyip halimize gülmediğini nereden bilebilirsin ki? Hayır, o böyle yapmaz. Yapmaz mı? İnsanlara çok fazla güvenmemelisin Amanda. Herkesin masum köpekçikler gibi olduğunu sandığını biliyorum. Fakat sonunda seni şaşırtabilirler. Umarım haklısındır. Umarım gizleniyordur. Çünkü bu iyi olduğunu gösterir. Bizim için de iyi olur bu. Hayır, hiç de değil. Hiç daha iyi olmayacak çünkü artık ne, çok bu geç. Benim hatam mı? O değil mi? Harika. Bırak o elbiseyi ve eve gidelim. Bunu yapamam. Pekala, öyle olsun. Evet, çok geç, tamam. Hadi gidelim. Hayır. Bunun bir anlamı olacak, biliyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir fark yaratacak. Öyle olur. Tanrım. Ne anlamı var? Elbise zaten paramparça. Tamam, gitmemiz gerek. Hadi gidelim. Güzel. O değerli elbisenin parçalarını unutma. Neden bu kadar uzakta gibiyiz ki? Bilmiyorum. Hep doğru yönde yürüyoruz. Tanrım, bu kadar uzakta olduğumuzu hatırlamıyorum. Evet. Ben de. Pil ne durumda? Hala yarısı var. Pekala. Işık açık kalsın o zaman. Bence olabildiğince düz bir çizgi halinde yürüyelim. Neydi o? Bilmiyorum. Sanırım bu sadece rüzgar. Evet. Bu tarafa ışık tutar mısın? Tişörtümün dallara takılıp yırtılmasını istemem. Ne? Beremi kaybetmişim. Kokuyu duydun mu? Hayır. Sanki bir saç yanığı gibi, öyle bir şey. Ben hiç koku duymuyorum. Aa, gerçekten bir yanık kokusu var. Canınız mı yanıyor? Neyiniz var söylesenize. Gel Kim, çek şunu. Ne? Hayır. Hayır Amanda, oraya gidemezsin. Gidemezsin. Tanrım, ona yardım etmeliyiz. Ben oraya gitmeyeceğim ve sen de gitmeyeceksin. Kendi ortaya çıksın, bırak. Pekala, tamam. Hey! Ortaya çık hadi, sana yardım edebiliriz. Tamam mı? Bak, ortaya çıkmazsan gidip yardım buluruz ve geri döneriz, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Sadece ortaya çık, o zaman sana yardım ederiz. Tanrım Kim, oraya gitmem gerek. Hayır, hayır Amanda, gitmiyorsun. O çalıların altında ne var bilmiyorsun bile.
Bana el fenerini ver. Hayır, onu sana veremem. Ama o ölebilir. Ya bu o kızsa? Küçük bir kız sesine benziyor mu bu? Bir ses mi? El fenerini ver hadi. Tamam ama pek çalışmıyor. Lütfen bunu yapma. Ya geri dönünceye kadar ölürse? Nasıl hissedersin? Peki ya ben? Yapma, bir şey olmayacak. Yaralanmış, hiçbir şey yapamaz. Amanda, lütfen geri dön. Merhaba. Merhaba. Orada mısın? Seni göremiyorum. Amanda? Amanda! Hayır. Amanda. Amanda. Hayır. 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 Pekala, gidelim hadi. Neyle uğraştığımızı bilmiyoruz. Görülecek daha çok şey olmalı. Belki aynından daha fazlası. Dur, orada tut. 2 saniye geri al. Ah. Görüntüyü dondur Finch. Çok küçük. Evet. Kadın mı? Hadi. Bir kaset daha var. Daha karanlık olabilir. Hey hey, dur dur. Sakin ol. Sakin. Jess. İyi misin? Bilmiyorum.
Yaralandın mı? Hayır. Hayır, sanmıyorum. Ne oldu sana? Sen de duydun mu? Nedir o? Kim var orada? Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Sen iyi misin? Bilmiyorum. Yaralandın mı? Ne oldu sana? İyi misin? Göremedim. Bir şey beni yakaladı ve sonra... Bilmiyorum. Ne oldu? Bir kadın mıydı? Göremedim ki. Gerçekten çok güçlüydü. Mücadele etmeye çalıştım ama... Bilmiyorum, sanırım bayılmışım. Yaralandın mı? Sanmıyorum. Ama kazağım kaybolmuş sanırım. Nerede uyandın? Bu tarlada uyandım ve koşmaya başladım ama... Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ne oldu böyle? Ne oldu? Ne oldu? Sakin ol, sakin ol. Ne oldu? Bize hala nereye gittiğini söylemedin. Bu şey çalışıyor mu? Kırmızı ışığı görmüyor. Evet, kaydediyor. Neler oluyor? Neden bize ne olduğunu söylemiyorsun? Size söylemeyeceğim. Evet, söyleyeceksin. Hayır. Size göstereceğim. Jace, lütfen, 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 lütfen. Geri dönmemiz gerek, lütfen. Eve geri dönmeyeceğiz. Ama neden? Çünkü şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Çok fazla uzaklaştık. Başka bir yere gidiyoruz. Sana bir şey göstereceğim. Jace. Pekala. Kendim bile hala tam olarak inanamıyorum. Ama bu gerçek. Ve hepsi aklınızı durduracak. Hayır, hayır. Çekmeyi sürdür. Her şeyi çekeceğiz. Hepsini. Ne demek istiyorsun? Bütün bunlar şu an ne kadar kötü olursa olsun, özellikle sana gösterdikten sonra bunun bir değeri olacak. İnan bana. Ne oldu? Burada yaşayan bir şey var. Ah! Lanet olsun. Gerçekten Chase. Ah! Tanrım, sana ne olduğunu söyle. Burada ne yaşıyor? Önce sen. Dedim ya, bilmiyorum. Bir şey hatırlaman gerek. Ne hatırlıyorsun? Çalıların arasında bir şey beni kovalıyordu. Bilmiyorum. Sadece bana vurduğunu hatırlıyorum. Hiçbir şey görmedim. Ben gördüm. Ne gördün? Uyandım ve bana bakıyordu. O mu? Evet. O. Doğruca bana bakıyordu. Bir kabus gibiydi. Nerede? Çalılara bakarken bir el gördüm. Gevşek görünüyordu. Bu yüzden onun o küçük kızın cesedi olduğunu düşündüm ben de. O muydu? Hayır. O el bana uzandı ve beni yakaladı. Beni yerde sürükledi. Aman Tanrım. Sen ne yaptın? Kendimi kurtardım ve kaçtım. Ama o çok hızlıydı. Beni kovaladı. Neydi o peki? Bilmek istediğinden emin misin? Evet Chase. O zaman beni izleyin. Neden? Çünkü onu yakaladım. Yakaladım ve bir kafese kapattım. İyi misin? Nedir burası? Hiç ışık görmüyorum. Kapıyı yumrukladım. Kimsenin yaşadığını sanmıyorum. Ben de kafese girdim. Bu o. O şeyin yanına gitmem. Merak etme, oradan çıkamaz. Güven bana. Sen ne yaptın? Gel hadi. Chase, orada ne olduğu umurumuzda değil. Hadi gidelim. Gerçekten bu çok aptalca. Neydi o? Hadi. Hala orada mı? Umarım. Amanda.
Kim? Hadi tam şuradan. Hiçbir şey göremiyorum. Bu çok kötü Amanda. Gerçekten çok kötü. Amanda. Onu buraya getirirken ne düşünüyordun? Bizi öldürtmek mi istiyordun? Gitmemiz gerek. Kim gitmemiz gerek? Biz gidiyoruz. Unut Jace. Hepsini hadi unut. Hadi Amanda. Üzgünüm. Özür dilerim. Ne yapmamı istediğini bilmiyordum. Biraz sakin ol. Onu bağlayamadım. Ne yapayım? Polisi aramanı istiyorum. Onlar halletsin. Sabah ilk iş polisi arayacağız. Ama burada hiç sinyal yok. Annemlerin evine gitmeliyiz. Ve şu an biraz başım dönüyor. Neden başka bir ev bulmuyoruz ki? Evet, etrafına bak. Işık falan görüyor musun sen? O zaman neden buradayız bize? İki saate kadar güneş doğar. Burada oturup bekleriz. Kimsenin evi değil. Çok güzel. Çok mu kötü yaralanmış? Bayağı kötü. Nedir bu? Ona bununla vurdum. Ah, Tanrım. Çocuklar, ona yardım etmemiz gerek. Tanrım Amanda. Tamam, endişeni anlıyorum. Ama bu şey bizi öldürmeye çalıştı. Bizi öldürmek isteseydi çoktan öldürmez miydi dersin? Bence öldürmeye çalıştı. Ama bir şey ona engel oldu. Ölmesine izin veremem. Ona yardım etmeliyim. Pekala. Güzel. Ama söz ver. O şey sana saldırırsa hemen kaç. Yaralanmanı istemiyorum. Ben hallederim. Dur, ben ne yapacağım şimdi? Çekmeye devam et. Hatırlamak istersin. Oh Tanrım. Chase. Peki, ver şunu. Siz burada kalın. Lanet olsun.
Ah yine mi sen? Lanet olsun. Dedektif. Evet, içeri gel. Bölgeden Angus arıyor. Bunu duymanız gerek. Angus, cevap ver Angus. Seni dinliyoruz. Cevap ver Angus. Pekala. Şu an burada yürüyorum. Burası çok karanlık. Bu yer oldukça ürkütücü. Çamurların içinde kan buldum. Hiçbir hayvan izi yok. Sadece bazı ayak izleri. İleride eski bir ev var. Oraya yaklaşıyorum, bakalım içeride ne var. Burada daha çok kan var. Evet, burada kesinlikle çok kan var. Orada hiç ceset var mı? Başka ne gördün Agnes? Burası çok karanlık efendim. Ağaçların arasından geçiyorum. Evet efendim, onları görüyorum. Evet görüyorum. Hepsi burada, onlara doğru koşuyorum. Tanrım, bunlar o çocuklar. O öğrenciler. İki tanesi. Görünüşe göre buraya bir kasap gelmiş. Ölmüşler efendim. İkisi de ölmüş. Agnes, öğrencilerin kimliğini belirledin mi? İkisininkini de belirledim. Biraz sürüklenmişler. Ve kötü hırpalanmışlar. Evet, orada küçük bir kız görüyor musun? Hayır. Bir adli tabip gerekiyor. Agnes, beni dinle. Orada bekle. Oraya ek bir birim göndereceğiz, tamam mı? Orada kal. Anlaşıldı. Warner ilçesinden birkaç birim gönderin. Bu bizim yetki alanımız olmayabilir. Orada tek başına olmamalıydı. Bu uzun bir hikaye efendim. Hemen oraya gidiyorum. Bir de adli tabip gönder. Evet. Lanet olsun. Bu bölgenin hikayesi nedir? 20 yıl önce orada küçük bir kızın kaybolduğunu duymuştum. Küçük bir çocuktum. Hiçbir kayıt bulamadım. Angus'ın oraya yalnız gitmesi beni endişelendirdi. Aklı varsa silahını yakında tutar. Dışarıda beklemediğini nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Ne yani? Burada bir yem gibi bekleyecek miyiz? Oraya gitmek ister misin? Seni paramparça eder. Güven bana. Endişeleniyorsun değil mi? O şeyin arkasında saklanıyorsun. Belki gitmiştir. Belki şu ana kadar gitmiştir. Olabilir. Güneş doğuncaya kadar dışarı çıkmayacağız. Tamam mı? Daha 2 saat var. Ve başkasının evinde rahatça kalabilecek misin? Galiba ev bir süredir boş. Elektrikler kesik gibi. İşe yarıyor. Onu daha iyi göreceğimiz bir yer var mı? Belki bizi bekliyordur. Bir balkon gördüm. Belki oradan bir şeyler görebiliriz. Pekala. Dikkat et.
Jace, şunu açmama yardım et. Tamam, açıyorum. Bir şey görüyor musun? Hayır. Belki kaçmasını sağlayabiliriz. Nereye? Evimizin ne kadar uzakta olduğunu bile bilmiyoruz. Sabaha kadar beklemeliyiz. Yiyecek ve su bulalım. Kim, ışığı buraya tut. Hey çocuklar. Dur Amanda, dur. Bırak biraz aksın. Kim nerede? Sanırım temiz su bulmaya gitti. Gidip bakayım. Bu ev hiç de ürkütücü değilmiş. Amanda hadi benim, aç kapıyı. Çabuk. Amanda çabuk ol. Gitmemiz gerek. Burada kalamazsın. Ne oldu ki? Ne oldu? Hadi. Hadi. Hadi Amanda hadi, vaktimiz benim yok. Benim üstünde kan var. Ne? Gitmemiz gerek, tamam mı? Lütfen acele et. Benimle gel. Kimin kanı bu? Hey. Kimin kanı bu Jace? Hey. Benim. Tamam mı? Benim. Benim. Kim yaralandı? Lütfen. Lütfen güven bana. Tamam mı? Nerede o? Aşağıda, tamam mı? Hadi. Lütfen, lütfen, lütfen. Amanda, affedersin, hadi. Kim? Kim? Aman tanrım. Kim? Amanda. Kim? Kim öldü? Ne? 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 Ona yardım edemedim. Denedim ama çoktan ölmüştü. Aman tanrım. Güvenli odaya girip orada kalmalıyız. Hadi. Amanda, hadi. Hayır, onu burada bırakamayız. Vakit yok Amanda. Bu şimdilik, tamam mı?
Onu şimdilik bırakmak zorundayız, tamam mı? Buraya tekrar döneceğiz. Söz veriyorum. Hadi. Hadi. Sessiz olmalıyız, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Korktuğunu biliyorum. Her şey düzelecek. Kim için ben de üzgünüm. Bütün bunlar... Bütün bunlar benim hatam. Hayır değil. Bunun olacağını bilmiyordun. Tanrım, keşke onu buraya getirmeseydim. O evden hiç çıkmamalıydık. Hayır. Kendini suçlama, tamam mı? Ne olduğunu anlayamadık. Kimseyi suçlayamayız. Suçlu olan biri varsa o da benim. Seni dinlemeliydim. Çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Tamam. Bana bak. Bana bak. Bana güveniyor musun? Evet, güveniyorum. Evet, güveniyorum. Seni koruyacağım. Tamam. Geri döndü. Ne yapıyorsun? Bu işi halledeceğim. Jace, hayır, gitme oraya. Gitmem gerek. Hayır, 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 hayır. Lütfen kal. Burada oturup hayır, bekleyemeyiz. Hayır, lütfen. Gitmek zorunda değilsin. Aman Tanrım, lütfen. Sen... Hayır. Sen burada otur ve bekle. Dışarı çıkma, tamam mı? Kimsin sen? Hayır! 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 Öldü. Aman Tanrım. Hayır. Hayır, aman Tanrım. James. Sakin ol. Bizi rahat bırak. Lütfen bizi rahat bırak. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Elbise nerede? Ne? Elbise. Elbise nerede? Hayır, hayır. Hayır.
gitmene izin veremem. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Hiç kimsenin canını yakmak istemedim. Bunu anlamalısın. Bu kiliseyi incitir. Bu ne demek biliyor musun? Tatlım, lütfen. Bana bir iyilik yapar mısın? Gözlerini kapatır mısın? Gözlerine bakmaya dayanamıyorum. Çok üzgünüm tatlım. Kız yaşıyor.